Kıymetli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Chapter 6 adlı bölümü okumaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Bu bölümün başlığı şu arkadaşlar. Sherlock Holmes, Talks to the Duke. Sherlock Holmes, Duke'le konuşur şeklinde bir başlık. Hemen buradan devam ediyorum arkadaşlar. Yine bir nokta arıyorum. Şuraya geliyorum. Evet. At 11 o'clock. The next morning, yani bir sonraki gün saat 11'de Holmes and I, Holmes ve Ben, yani Dr. Watson arkadaşlar, evet, were in the Duke's office at Haldane's Hall. Haldane's Hall'daki Duke'un ofisindeydik şeklinde çeviriyorum. Evet, Mr. Böyle buradan da benim by Wilder, yani Duke'un sekreteri by Wilder, came to speak to us. Yani bizimle konuşmak için geldi şeklinde çeviriyorum. Şöyle şuradan çevirelim. The Duke can see no one today. He said to Holmes, yani Mr. Wilder, Sherlock Holmes'a Duke bugün kimseyi göremeyecek diye söyledi. Evet, şöyle bakalım. Sherlock Holmes looked at him coldly. Sherlock Holmes, yani bu adama, Bay Wilder'a böyle soğuk bir şekilde baktı. Şöyle çevirelim. The Duke can see me, he said. The Duke beni görebilir diye söyledi. Please tell him that I am here. Lütfen ona burada olduğumu söyleyin diye çeviriyorum. Şöyle buradan gelelim. After half an hour, yani bir yarım saat sonra the Duke of Holderness Duke'u came geldi. Into the room, odaya girdi. Yani odanın içerisine geldi. He looked older, tired and ill. He looked older, tired and ill. Yani kendisi hasta, yorgun ve yaşlanmış gözüküyordu. Well, Mr. Holmes, he said. Evet, Bay Holmes, buyurun diye söyledi. Şöyle bakalım. Holmes looked at James Wilder. O arada yani Sherlock Holmes arkadaşlar James Wilder denen kişiye böyle bir baktı. Evet, şöyle geldi. I can speak more freely without your secretary here, sir. Yani efendim, ben yani sekreteriniz burada olmazsa daha özgürce konuşabilirim diye söyledi. Bakın, I can speak more freely. Yani daha fazla özgürce konuşabilirim. Without your secretary. Yani sekreteriniz burada olmazsa diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, şöyle geldik. Very well, said Duke tiredly. Duke de yorgun bir şekilde peki öyle olsun diye söyledi. Please James, lütfen James dışarıya git diye söylüyorum. James Wilder gave Holmes an angry look. James Wilder arkadaşlar Sherlock Holmes'a böyle bir kızgın bir bakış attı. Fakat he went out of the room and shut the door. Ve kendisi yani dışarıya çıktı. Bakın out of the room, yani dışarıya çıktı and shut the door ve kapıyı kapattı. Şöyle gelelim. Evet. Holmes looked at the Duke. Holmes Duke'e bir bakış attı arkadaşlar. Yani bir baktı. Evet. Şöyle gelelim arkadaşlar. You are offering, I hear. Yani duyduğuma göre öneriyorsunuz. Ne? 5000 pounds for news for your son. Yani çocuğunuzun kaçırışıyla ilgili haberler için 5000 pound öneriyorsunuz diye duydum diye söylüyor. True, doğrudur. Sherlock Holmes'a Duke söyledi. Şöyle bakalım. And another thousand pound for the name of. Yani yine başka bir 1000 pound da isim için. Yani kidnapper, yani kaçıran kişi için veriyorsunuz. O da diyor ki true, doğrudur. Şöyle gelelim arkadaşlar. My friend smiled. Arkadaşım gülümsedi. Şöyle bakalım. Evet. I see your check on the table, sir. Görüyorum ki çekiniz, yani çek defteriniz masanın üzerinde. Evet. Şöyle gelelim. I would like to have your check for 6000 pounds. Şimdi sizden çeke 6000 pound yazmanızı rica ediyorum diye söylüyor arkadaşlar. Şöyle gelelim. Yani Duke kızgın olarak arkadaşlar, kızgın bir şekilde Mr. Sherlock Holmes, Bay Sherlock Holmes diye söyledi. What? What is it about? Bu ne demek oluyor anlamında söylüyor arkadaşlar. Evet. Do you have news of my son or not? Yani benim çocuğumun kaçırışıyla ilgili bir haberiniz var mı yok mu diye soruyor. Oh yes, said Holmes. Evet var diyor Sherlock Holmes. Şöyle gelelim. Evet. The Duke's eyes, yani Duke'un gözleri arkadaşlar, never left Holmes' face. Yani hiç böyle, yani Duke'un bakışları arkadaşlar Sherlock Holmes'tan hiç ayrılmadı. Yani dik ona baktı anlamında. Evet. Where is my son? He said quietly. Ve sakin bir şekilde
Oğlum nerede diye sordum. Sherlock Holmes bakalım ne diyor arkadaşlar. His or was last night dün gece at the Green Man Inn yani Green Man denilen villadaydı. 3 kilometres along the road to the Chesterfield yani Chesterfield'a giden yolun yani yolun üzerinde yani 3 kilometre uzaklıkta yani Chesterfield'a giden yolun 3 kilometresinde yani 3. kilometresinde demek istiyor arkadaşlar. Buradan gelelim. Evet. The Duke fell back in his chair. Sonra Duke arkadaşlar demek ki sandalyesini böyle sırtını yasladı. And the name of the kidnapper. Peki öyleyse bu oğlumu kaçıranın yani kaçıran kişinin ismi nedir diye sordu Duke. Sherlock Holmes da answer was very surprising. Bakalım Sherlock Holmes answer was a very surprising one. Fakat yani Sherlock Holmes'un mesela vermiş olduğu cevap yani cevabı oldukça ilginç bir cevaptı. You, he said, sizsiniz diye söyledi. And now, sir, your check, please. Evet, şimdi lütfen çekimizi verin diye söylüyor. The Duke stood up. Yani Duke ayağa kalktı. His face white, yüzü bembeyaz and angry ve kızgındı. Derler arkadaşlar buradan devam ediyorum. Evet. Then he sat down again. Sonra tekrar oturdu and put his face in his hands. Sonra yüzünü ellerinin arasına aldı. Evet, şöyle bakalım. It was some minutes before he spoke. Yani böyle onun konuşmasından önce yani Dük'ün konuşmaya başlamasından önce böyle bir iki dakika geçti sessizlik içerisinde. How much do you know? He asked. Yani bu olay hakkında ne kadar biliyorsunuz diye sordu. Sherlock Holmes da bakalım ne dedi. I saw you with him last night. Yani ben sizi oğlunuzla birlikte dün gece gördüm dedi. Bakın I saw you with him. Yani sizi oğlunuzla birlikte last night dün gece gördüm diye söyledi. And how many people know about this? Peki öyleyse yani bu konu hakkında kaç kişi biliyor? Yani kaç kişi biliyor? Kaç kişi bir bilgi sahibidir diye soruyor. Sherlock Holmes da arkadaşlar bakalım ne diyor? Özür dilerim. Only sadece I and my friend here. Doktor Watson. Sadece ben ve buradaki arkadaşım Doktor Watson biliyor diye söyledi. Değerli arkadaşlar buradan yine buraya gelelim. Dedik took out a pen. Yani Duke arkadaşlar bir kalem çıkardı. Open his checkbook yani çek defterini açtı. And began to write ve yazmaya başladı. Şöyle bakalım ne diyor. When I made this offer, I didn't know. Yani ben bu teklifi yaparken yani bunu bilmiyordum diye söyledi. Sonra he stopped durdu. Then began again. Sonra tekrar başladı konuşmaya. Şöyle bakalım. Are you and your friend going to talk about this, Mr. Holmes? Hey, Bay Holmes, siz ve arkadaşınız yani Are you yani siz and your friend ya arkadaşınız going to talk about this yani bu konu hakkında konuşacak mısınız diye soruyor. Şöyle bakalım Sherlock Holmes da diyor ki I don't understand you sir. Sizi anlamıyorum efendim diye söylüyor. Şöyle bakalım evet. I mean yani demek istiyorum ki nobody needs to know about this. Yani kimsenin bu konuyu bilmeye ihtiyacı yok. This is little family mystery. Yani this little Family mystery yani bu küçük bir aile sırrı diye söylüyor. Şöyle bakalım. Just you and your friend Watson. Sadece siz ve arkadaşınız Watson biliyor. Look, bakınız. Here is my check for 12,000 pounds. İşte 12 bin poundluk çekim. 12 bin poundluk çekim. Size buyurun diye söylüyor. Şöyle bakalım. Sherlock Holmes arkadaşlar gave him a cold little smile. Sherlock Holmes yani Duke'ye böyle kısa bir soğuk bir sırıtma yapıyor. Yani gülümseme yapıyor. I am sorry sir. Üzgünüm efendim. Şöyle bakalım. There's a dead man in this case. Yani bu olayda bir ceset var. Ölmüş bir adam var anlamında söylüyor. You remember? Hatırlarsınız belki diye söylüyor. Şöyle buradan devam edelim. Evet. But that wasn't James, cried Duke. Bu arada yani bunu duyduktan sonra Duke yani böyle yüksek sesle fakat yani o James değildi. Yani onu öldüren yani o kişi öldüren hani Almanca öğretmen ölmüştü ya arkadaşlar. Kitabın ilerleyen sayfalarında yani onu öldüren James değildi diye söyledi. He knew nothing about it. Yani o bu konuyla ilgisi yok. Onun bu konuyla ilgisi yok. O bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyor diye çeviriyorum. Evet şöyle gelelim. He was very very unhappy. When he heard about the killing, yani kendisi, yani James arkadaşlar, yani Dük'ün sekreteri olan kişi, yani bu
öldürme vakası ile alakalı yani öldürme vakasını yani cinayeti duyduğunda oldukça üzgündü. Çok çok üzgündü yani. Murder, said Holmes. Yani killing değil, öldürme değil, cinayet diyor Sherlock Holmes arkadaşlar. Düzeltiyor yani. Değil arkadaşlar, buradan devam ediyorum. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Evet. But James wasn't there. Fakat James orada değildi. Evet. Neredeyim? Şuradayım. Evet. And when he heard about it, yani her ne zaman bu olay hakkında bilgi sahibi olduğunda, yani bu olayı duyduğunda, he came to me at once. Hemen bana geldi and told me everything. Ve bana her şeyi anlattı. Oh, Mr. Holmes, you must help him. Evet. You must. Oh, by Holmes. Yani ona yardım etmelisiniz. Evet, yardım etmelisiniz diye söylüyor arkadaşlar. He is not the murderer. Yani o katil değil şeklinde söylüyor. The murderer ran away last. Yani katil kaçtı. Bakın, last night. Katil dün, yani dün akşam kaçtı, dün gece kaçtı diye söylüyor. Holmes smiled again. Bu arada Holmes tekrar gülümsedi. Ne diyor bakalım arkadaşlar. Evet. I have a little more news for you, sir. Sizin için bu konuda birkaç haberim daha var diye söylüyor. The police met Mr. Robin Hayes last night at Chatterfield Station. Yani polis arkadaşlar Bay Robin Hayes'i dün gece Chatterfield karakolunda karşıladı. Yani onlar orada görüştüler, buluştular. Mr. Hayes is not running anywhere for a very long time. Yani Bay Hayes uzun süreliğine, yani uzun süreliğine hiçbir yere kaçamaz diye söylüyor. The Duke looked at Holmes with an open mouth. Duke, Sherlock Holmes'a böyle ağzı açık bir şekilde baktı. You know everything. Siz her şeyi biliyorsunuz diye söyledi. But I am pleased to hear about Hayes. Yani Bay Hayes'in mesela polis tarafından tutuluşunu duyduğum için memnunum diye çeviriyorum. He was always a Batman. Yani kendisi her zaman kötü bir adamdı. And that news can only help James. Ve bu haber Jason, yani James'in, yani mesela James'in yakalanmasına ya da yargılanmasına yardımcı olacaktır. Yani onun sıyrılmasına yardımcı olacaktır demek istiyor. Yani bu olaydan sıyrılmasına yardımcı olacaktır diye söylüyor arkadaşlar. James, your secretary. Sizin yani sekreteriniz olan James mi? Dedi Sherlock Holmes. No sir, hayır efendim. My son, oğlum. James Wilder is my son. James Wilder benim oğlumdur diye çeviriyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki James Wilder arkadaşlar Sherlock Holmes'un sekreteri rolünde oynuyordu. Değerli arkadaşlar, bu bölüm de bitti. Evet, bir sonraki bölüm Chapter 7. The Duke's son, yani Duke'un oğlu, kitabımızın da ismi bu arkadaşlar. Bunu da yani bu bölümde farklı bir videoda hazırlamaya çalışacağım. Bir de orada görelim bakalım yani Chapter 7'de neler oluyor. Bu son bölüm arkadaşlar, yani 7. bölüm son bölüm. Bunu da bildikten sonra kitabımızı bitiriyoruz. Kitabımızın bu Türkçe'ye çevirdiğim bölümlerini, İngilizce sesini, yine aynı şekilde kitabın PDF dosyasını böyle güzel bir şekilde tek sayfada hazırlayarak size sunmaya çalışacağım. YouTube'da ilk videonun altına ve yorum kısmına arkadaşlar bu kitabın diğer videolarının yer aldığı sayfanın linkini paylaşacağım. Oradan siz de bu linki paylaştığınız zaman yani bu linki ele geçiren kişi ne yapacaktır? Bu videoların tamamına ulaşabilecektir ve oradan yararlanabilecektir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Muş'tan herkese sevgiler, saygılar. Bir sonraki bölüm, son bölümümüz The Duke's Son, yani Duke'un oğlu bölümünde buluşmak dileğiyle takipte kalın arkadaşlar.